Arkadaşlar merhaba. Bugün nihai şampiyona çıkmaya çalışacağız. 3 tane daha basamak geçmemiz gerekiyor. Sezonun da bitimine şu an 20 gün kadar var. Zaten nihai şampiyona çıktıktan sonra da derece yapabiliyoruz. Bugün oynayacağımız deste ise şu an Clash Royale'in bitki örtüsü olmuş bu deste. Herkes bunu kullanıyor. Biz de bir deneyelim bakalım. İlk rakibimizi de bulmuş olduk. Tersten atalım. Normalde madenci destesini de kullanmayı çok sevmem. Çünkü madenci tek başına yeterli olmadığı zamanlar oluyor. Rakip golem attığında tersten madenci atıp en fazla 500-600 hasar verebiliyoruz. Ama bu destede öyle değil. Hem keşişin özelliği hem de zehirin etkisiyle çok daha fazla vurabiliyoruz. Muhtemelen o yüzden de bu kadar oyuncu bu desteği kullanıyor. Kara Prens hiç vurmasın. Güzel savunduk. Keşişli Anka'yı da yeni max yaptığım için belki birincilik deneyebiliriz bu sezon. Nerf gelmeden pek kasmayı düşünmüyordum da en azından denemiş oluruz. Buzluğunu da attım, belki Anka tekrar çıkar. Çok iyi. Elektro neredeyse öldü. Şöyle koruyalım keşişi. Sezon sonu da zorlarsak eğer belki Cryal Dev'i destesi almayabilirim. Yeni kartlar yüzünden yakalamak cidden çok zorlayıcı oluyor. Geçen de Ustrasior destesi oynarken destemde çarpma vardı. Yorumlara baktığımda biri de çarpma attıktan sonra yumurta tekrar çıkıyor mu diye sormuştu. Benim de aklıma takıldı, bir deneyeyim dedim. Eğer yumurta biraz daha geride düşmüşse çarpma atınca tekrar bir anka çıkıyor. Rakipler de beklemediği için güzel taktik oluyordu. Şöyle bir çeksek. Tombuğu da atalım. Bomba kulesini güzel koruduk. Sağ tarafa iyi hasar vermişiz. Koç binicisi vurabilir. Zehri de attım. Cellat tehlikeli olduğu için biraz daha geriye doğru attım. Sağlam geliyor. Şu an tehlikeli olan cellat. İlk önce onu öldürelim. Canı da az. Tekrar bir anka çıkmasın. Yine sağlam savunduk. Yine arkadan bir cellat. Biraz daha agresif oynayalım. Şu an Celat kendi kulesine vuruyor. Çok iyi hasar çıkardık. Bu hataya da çoğu oyuncu düşüyor şu an. Yani ben olsam Celat'ı biraz daha önden atarım. Kuleye de gelmemesi için. Hızlıca bitirmiş olduk keşiş sayesinde. Şimdi ikinci maçımıza da geçelim. İkinci rakibi de bulmuş olduk. Rakibi biraz bekleyelim. Beyt olsa hızlıca başlardı. O yüzden Tomruğu çıkardım. Anka'yı atalım. Tomruk yok ama buzruğuyla yavaşlatırız. Biraz bekleyelim. Elektro yaklaşsın. Aynası da varmış. Pekka DS'si bekliyordum. O yüzden madenciyi de atmıştım ama boşa gitti. Şöyle savunalım. Zehir de Anka'ya karşı güzel iş çıkarıyor. Bomba kulesiyle savunalım.
Yine de Pekka DSS'i oynuyor olabilir. Bir tane goblin vuruyor. Elektro atar diye düşünmüştüm ama beleşten vurmuş olduk. Slasher destesiyle oynarken de karşımıza bayağı bir Pekka oyuncusu gelmişti. Yani metaya girdi mi emin değilim ama biz de bir deneyelim bakalım ilerideki videolarda. Zehri de atalım. Anka çıkarsa çok iyi olacak. Pekka da gelmeden eridi. Yani mantıklı değil gibi duruyor, çok rahat eritebiliyoruz. Şöyle bir bomba kulesi. Çok iyi savunduk. Hayalete bir şey atmayalım. İksir avantajına geçmemiz lazım. Zaten sağ taraftan gelmesini istiyorum. Şöyle yine geriye doğru çekelim. Pekka'da iki vuruş çıkardı. Neyse, sol tarafı alırız artık. Madenci bir sonraki kart. Maçı daha fazla uzatmayalım. Zehir de döndü. Yine güzel kazandık. Bu DS'nin savunması da çok güçlü. Sizce en büyük antisi ne? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Üçüncü rakibi de bulmuş olduk. Eğer yenebilirsek nihai şampiyona da çıkacağız. Tanıdık bir oyuncu da değil. Eğer hata yapmazsak maçı kazanırız. Bazen oyundan sıkıldığımda böyle ufak hatalar yapıyorum. Bu da maçı kaybetmeme neden oluyor. Ama iyi oynamak istediğimde genelde kartına göre oynuyorum. Örneğin elimizde şu an atabileceğimiz en mantıklı kart keşişti. Özelliğini de basalım. Çok fazla iksir harcadı. Amacı hemen keşişi öldürmekti. Ben özelliğini de basamadan. Çok tehlikeli bir şey yaptı. Yakalarız. Biraz bekleyelim. Çeteyi de atsaydık, Tomru atsa ordu gidecekti yani. Tersten çıkalım. Riske girmeye gerek yok. Şöyle bir tombuk. Yumurta tekrar kırılacak. Gerçi gerek bile kalmadı. Güzel, rakip de uzatmadı. Yaptığı hareket bence çok gereksizdi. Yani tutsa tabii ki iyi bir hamle olur ama sonuçta maç gidici değildi, daha yeni başlamıştı. Ben gidici olduğunda riske giriyorum. Onun dışında eşit oynamak için kartlarına göre atıyorum. İksir avantajını kaybetmemek için. Son maçı da hızlı bir şekilde bitirip nihai şampiyon olmuş olduk. Zafer oranımız %93. Farklı destek kullanırken 2-3 tane maç kaybetmiştim. Ama siz tamamen bu desteği kullanırsanız %100 de olabilir. Şu an için tanıdık oyuncular da gelmedi karşımıza ama yine küresele kastığımız zaman eski kupa sisteminde olduğu gibi yine tanıdık oyuncularla oynayacağız. Şu anda da 243. sıraya yükselmişiz. Bu DLC'yi de beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz, daha fazla maç atabiliriz. Şu anda da meta'nın en güçlü DLC'si diyebiliriz. Karşımıza gelen DLC'ler de pek meta DLC'si değildi ama
Yine de desteğimiz her türlü iş yapıyor. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.